Sevgili izleyiciler, ikinci sayfadan günaydın. Yayına girdik ama aklımız ünlülere attığımız ne oluyor ne bitiyor mesajlarında. Ve çok şükür ki sürpriz bir aşkla başlıyoruz. Sürpriz aşk, bir aşk var. Aşk istiyorduk değil ben mi? Ben bir habere daha şaşırdım. Biraz önce cep telefonumuza bir mesaj geldi. Bir hamilelik iddiası var ki o çiftimiz boşanmanın eşiğinden döndü. Evler ayrıldı dediler, ayrılıyorlar dediler. Şimdi de bebek haberi diye bir mesaj geldi bize. Ben asıl onda kaldı aklım. Ne cevap verecek acaba? Bir yazdın tane, değil mi? Yazdım. Bir bebek haberi daha var. Ona da yazdık. Ondan de, cevap geldi. Bir de ilginç bir video geldi. Onu da tam dinlerken yayına girdik işte. Şu an reji dinliyor. Şu yani an ben sana şöyle heyecan söyleyeyim. Heyecan 3 tane haberde. Bu sürpriz aşk haberine çok konsantre olamadım. Bu ikisi arasında gittim geldim ama gerçekten bugün ikinci sayfaya sürpriz bir aşk haberiyle başlıyoruz. Sürpriz evet bir ya, çiftle başlıyoruz. Biz onların ismini böyle duyunca dedik ki ne alaka? Evet. Sen de şaşırdın, ben evet. Çok şaşırdım. Yakın gözlüğümü takmamıştım. Yanlış okuyor olabilir miyim? Gülşen'e mesaj atacağım da yanlış bir ismi okumuş olabilir miyim? Hani harfler karışmış olabilir mi? Yani kokusunu bile almadık. Evet, hiç kokusu bile gelmedi şarkıdaki ablalarını, gibi. Havada aşk kokusu var diyemedik bile. Ablalarını atlattılar. Vallahi öyle. Biri oyuncu sevgilisiyle kısa bir süre önce ayrıldı. Diğeri ise pop yıldızı sevgilisiyle evliliğin eşiğinden döndü. Ve bu iki popüler oyuncu diyebiliriz. İki evet. Popüler oyuncu efendim. Emirgan'da her şey burada gizli kalsın diye gittikleri o çok meşhur ama her şeyin apaçık ortaya çıktığı mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar çok samimi bir şekilde eğlenmişler. Mekandan da beraber ayrılmışlar. Trafik çevirmesine takılmışlar köprü çıkışında. Muhabirlerin aşkla ilgili sorularını duyunca da gaza basmışlar, sessiz kalmışlar. İşte bu yılın sürpriz aşkı ve sürpriz ikilisi kim bakalım? Gizli saklı buluşmalar ama şimdi saklamalıyız. Soran olursa neyse ne ya gören olursa zar. Başka arabayla Beykoz konaklarından çıktı. Kaan Yıldırım'ın diğer arabasıyla Beykoz konaklarından çıkış yaptı. Kaan Bey, iyi akşamlar. Hamdi Hanım, iyi akşamlar. Kaan Bey, iyi akşam. Birazcık sohbet etsedik. Önden gel. Kaan Bey, iyi akşamlar. Beyefendi buyur. İyi geceler, kazası falan. Hayırlı olsun. Hamdi Hanım, merhabalar. Biraz konuşsaydım. Hamdi Hanım, Kaan Bey'le yeni bir aşk mı? Hamdi Hanım, birazcık konuş. Hande Erçel ve Kaan Yıldırım şu an Hacerkent'e girdiler. Hadiseden ayrılan Kaan Yıldırım'la Kerem Bürsin'den ayrılan Hande Erçel yeni bir aşka adım atmışken bunu da cümle aleme ilan etmek istedikleri çok açıkça belli. Gittikleri mekan. Çıkışta aman oradan, gizli kalmasın. Evet, nedense oradan çıkan herkes trafik çevirmesine takılıyor. Evet, çıkışta. %100 takılıyorlar. Bir kere köprü çıkışında kesinlikle bir trafik çevirmesi var. Evet, bir de o kulüpten çıkışta bir trafik çevirmesi var. Köprü çıkışına köprü doğru girişinde. Köprüye girdiklerine göre de Kaan Yıldırım'ın evi. Kaan Yıldırım'ın evi. Çünkü karşıda eve oturuyor. Evet, Kaan Yıldırım'ın evi. Yalnız ünlülerin bir şey olduğu bir sitede oturuyor yani. Müge, eskiler ayran gönüllü diye bir tabir kullanırdım. Bilirim tabii. Böyle bazı gençlerin gerçekten ilişkilerine, ayrılıklarına, aşklarına yetişemiyorsun. Yani tam onlar ayrılıyor, bitiriyor ilişkiyi ve siz böyle içten içe ah ne kadar da yakışıyorlardı, nasıl da ayrıldılar diye düşünürken bir bakıyorsunuz hanımefendi ya da beyefendi başka bir aşka yelkeni çoktan açmış. Yani herhalde çok az var böyle yelkenleri suya indirip biraz dinleneyim, biraz ayrılığın yasını tutayım diyen. O zaman da böyle geçen gün bir yerde okudum, vefasız karşılaşmalar diyor. Aslında aşk demiyor, ilişki evet demiyor. Vefasızı niye söylüyor? Kimse kimsenin yasını tutmuyor, kimse de kimseye takmıyor. Şunu merak ediyorum, Kerem Bürsin'le Hande Erçel'in aşkı bize hiç inandırıcı gelmiyor. Bu işte bir numara var, bir senaryo var dediğimizde
fanların yani takip onları sevenlerden yediğimiz hakaret, kıyamet. Şimdi ne yapacaklar? İkisinin adına siteler kuruldu. İkisinin bir ömür boyu mutluluğu, evlenecekleri, çocukların olacağı, çocukları olursa kimlere benzeyeceğine dair animasyonlar bile yaptınız. Şimdi de Kaan Yıldırım'a mı yapışacak onlar? Şimdi de KH mi olacak? HK. Yok, HK olacak. Bak baş harfi değişmedi. Gördün mü? Fan sayfalarında fazla bir sıkıntı olmayacak. Mankerlerde sıkıntı olabilir. Yani. Ne olacak? Hanka. Hanka olacak. Ya var mı böyle bir şey? Kanha. Çünkü zaten Kerem Bürsin'de bir ilişkisi yoktu Hande Erçet'in. Onlar öyle bir hani dizinin yandım devamı. Bugün gelecek sana. Ama ne olacak? Bayağı bak, kulakların çınlayacak. Yeni bir aşka bak, buna bu daha inandırıcı. Evet. Yani onlar Kaan Yıldırım'la bir şey yaşadığı belli, daha açık. 2019 yılında Halka dizisinde birlikte rol aldılar. Aradan yıllar geçti ve şimdi bir mekanda eğlenmişler. Sarmaş dolaşta eğlenmişler, onun altını çizelim. 2019-2020 arası yayınlanmıştı Halka dizisi. O dönemde ikisinin de hayatında başkaları vardı. Evet. Hande Erçel o zaman Murat Dalkılıç'la birlikteydi. Evet. Kaan ise Hadise'yle ilişkisi daha yeni yeni başlamıştı o yıllarda, evet, diye hatırlıyorum. Kerem'den ayrıldıktan sonra Hande'nin ismi bir arada kimle? Atasay Kamer ile anılmıştı. Hmm. O evet, aşk iddiasını kimse yalanlamıştı. Hayatımda kimseyi istemiyorum, işime yoğunlaştım demişti. Ama burada Müge, çok ilginç bir tesadüf var. Hmm. Şimdi seyircilerimiz de duyunca diyecek ki tesadüf mü yoksa hani kader mi, gerçekten kısmet mi yoksa nispet mi? Hande. Evet. Hande de demeyelim hatta. Kaan. Evet. Kimin eski sevgilisi? Hadise'nin. Hadise'nin. Hande kimin eski sevgilisi? Daha eskilere git. Mehmet Dinçerler. Aa evet. Doğru. Nereden nereye gerçekten? Doğru. Yani evet, cidden evet, tesadüfün evet, böylesi. Kesinlikle. Bak onu hani, atlamışız. Kısmet mi nispet mi diyeceksin burada? Bence kısmet. Aradan çok zaman geçmiş. Sen? Sen bugün çok iyi niyetlisin. Ben bugün bayağı bir güzel tarafımdan uyandım. Ben de şuna takılıyorum. Mehmet Dinçerler özel hayatını hadiseyle büyük bir aşk yaşadılar. Onu bile kameraların önünde göstermekten, birlikte görüntü vermekten feci şekilde kaçtı. Hatta Hadise ayrıldıktan sonra yakınlarına birlikte fotoğraf vermek, birlikte bir yerde görünmek konusunda sorun yaşadıklarını, daha sonra kendisi Kaan'la Hadise diyorsun değil evet mi? Evet evet, Kaan'la Hadise. Ama bak, daha ilişkinin en başında Hande ile görüntü var. Ve o yani Hadise'nin o mutluluk şeylerine, fotoğraflarına nispet mi yapıyor diyorsun nişanlanıyor sen? Mutlaka içinde bir şey vardır çünkü daha Hadise ile ayrılıkların üzerinden bir sene geçmedi. Yok hayır. 8-9 ay oldu onları ayrıldılar. Yaza evet, doğru ayrıldılar. Ama gerçekten insan şaşırıyor. Ama, evet, bir tek doğru. Şimdi sen onu söyleyince aklıma geldi. Hani nispet mi olabilir diye. O gittikleri mekan, Emirgan'daki ya, mekanda gazeteciler orada zaten. Gazetecilerin tabii, artık ikinci evi gibi orası. Tabii, biliyorlar. Oradalar zaten sürekli. Görüntüleneceklerini bile bile... Ayrı araçlarla ayrılmıyorlar. Aynı araçla ayrılıyorlar. Bizim tanıdığımız Hande Erçel de Kaan Yıldırım da ilişkileri, yani yeni bir ilişkinin başında kolay kolay o kulübe gidip o kulüp çıkışında da görüntü verecek insanlar değiller. Bu işin içinde daha çok Hadise'nin o mutluluk görüntülerine al benden de bu kapak olsun. Çünkü Hande Erçel de güzelliğiyle, popülaritesiyle Hadise'yle rahatlıkla tabii, yarışabilecek yarışır, bir partner. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bizim Tolga, muhabir arkadaşımız Tolga'dan bir mesaj gelmiş. Tolga diyor ki Kaan diğer aracını Hande'nin evinde bıraktı. Şoförlü araç bunları Hande'nin evine bırakıyor. Ha, burası Hande'nin evi mi? Hande'nin evine bırakıyor. Ama Beykoz'daki site Kaan Yıldırım'ın oturduğu site. Diğer araçla oradan ayrılıyorlar. Hande'nin evine dönüyor. Emirgan'daki mekana dönüyor şoförlü araç. Çünkü Kaan mekanda cep telefonunu unutmuş. İnsan cep telefonunu nasıl unutur mekanda? Hele ünlü, popüler bir oyuncuysan değil mi? Cep telefonunu orada bırakmışsın.
İyi aşk bulabilmiş sarhoşlu. Mi aşk sarhoşluğu? Aşk sarhoşluğu. Evet, zaten orada topu topu 30 kişi eğlenebiliyor. İyi gene gitmemiş yani, tehlikeli bir durum. Cep telefonunu unutmak. Evet. Ya da Hande başını döndürdü. Hande'nin güzelliği başını döndürmüş döndürdü. Olabilir. Ama tabii ki yeni bir aşk. Bir Kerem Bürsin gibi inanmadığımız bir tarafı yok. Buna daha çok inanıyoruz. Burada arkadaşlık ama, aşka dönüşmüş olabilir. Evet, ama burada böyle biraz bir nispet var yani. Tesadüften kaynaklı bir nispet çıkardım diyorsun. Evet, evet, evet. Yok işte dedin ya. Evet. Bak Mehmet Dinçerler meclisi biri var. Mehmet Dinçerler'in çok eski sevgilisi, diğeri Hadise'nin eski sevgilisi. Ne? Sonuçta ne var? Hadise ile Mehmet Dinçerler birlikteler. Evet. Onlar da şu an beraberler. Evet, aşkla. Ya geçen gün de Instagram karelerine baktım. Benek ne yapıyor diye, Kaan Yıldırım ne yapıyor diye. Çünkü Benek'e hastayım, çok seviyorum. Çok tatlı. Benekli bir paylaşım yok da hani. Benek çok mutlu hayatından. Benek'in sayfasını biliyorsun, Hadise açmıştı. Evet. O sayfa şimdi artık Hande, o kadar aktif değil. Evet. Şifre Hadise'de mi kaldı acaba? Şimdi Benek'le Hande Benek Erçel. Benek 1-2-3 diye denesin Kaan. Belki girebilir. Evet, Hande Erçel'le Benek'ten kareler bekliyoruz değil mi? Aa, doğru, gelir.